trafiğe çıktık. 10 tane arabanın 10 tane arabada İlayda oturuyor. Biri kornaya bastın dedi, öbürü sağdan, öbürü solladın dedi. O zaman dünya savaş alanına döner. Hayat böyle değil. Dürtülerimizi, duygularımızı ve öfkemizi kontrol edeceğiz. Zaten bunu kontrol edebilenler sağlıklı insan olabiliyor ya. Tabii ki de bazı zamanlar öfkemi kontrol edemediğim dönemler oluyor. Hatta çoğunlukla. Çoğunlukla ama yani kendim isteyerek yapmıyorum bunu. Yani gerçekten kafayı yiyorum artık o şey, yani kavgadan, sorundan. Benim sana bir abla olarak, bir yayıncı olarak tek tavsiyem, bir doktora git. Ben gittim, doktora gittim. Yani bu konuda sadece ilaç tedavisinden bahsetmiyorum. Belki bir psikoterapi de senin hayatını, duygularını yönetmene yardımcı olabilir. Çok da sağlıklı. Sen çok şanslısın bu arada. Sen duygularını çok güzel ifade eden birisin. Birçok insana göre şanslısın. Öfkeni kontrol edemiyorsun. Bambaşka bir İlayda da yaratabilirsin. Şimdi bak dürüst de ya garip bir tarafı var İlayda'nın. Ama sonuçta yaktın, yıktın ya da yaktınız, yıktınız, geçtiniz. İlk gün sormuştuk ya sizce kim haklı diye. Evet. İşte Haydar mı haklı, İlayda mı haklı? Bugün de soruyoruz sizce bu evlilik bir şansı hak ediyor mu diye. Esra Erol'da ATV adresinde yorumlar geliyor. Bu arada soruları olanlar varsa da İlayda ve Haydar'a sorabilirler. Efendim? Bir ömür boyu... Bir ömür boyu asla aynı evde. Evet. Mesela biri şey demiş, ayrılacaklarsa çocukları baba almalı, İlayda bakamaz gibi bir cümle kurmuş. Bakalım. İlayda'nın amacı çocuklara bakabileceği, İlayda'nın çocuklara bakabileceğini düşünüyorum. İlayda'da kalırsa çocuklara yeterli ilgiyi, sevgiyi gösteremez. Bu seyircilerin tabii ki yorumları. Buyurun. Hazırla peki bir saniye. Benim dediğime mi geliyoruz acaba? Hani dedim ya siz boşansanız da 3 gün sonra barışırsınız. Yani evet barışabiliriz belki ama biz 3 gün sonra yine aynı olacağız. Bildiğiniz filmi tekrar oynatmak istemiyorsunuz. Aynen, kesinlikle. Doğru mu? Buyurun. Peki İlayda Hanım, genç kadınsınız ileride. Evliliğiniz bittikten sonra belki bir daha evlenmeyi düşünürsünüz. Yine aynı şeyleri yaşayabilir mi? İhtimaliniz var mı eşinizle? Bir sonraki hayatıma alacağız kişiyle mi? Evet. Ya illa ki olabilir, sıkıntılar, sorunlar olabilir. Karşıma nasıl bir insan çıkacağını bilmiyorum. Hani derler ya bir kötü gidip bir gelmez diye. Bilemiyorum yani nasıl bir cevap verebilirim buna. Şans. Mesela seyircim şey demiş, evet herkes ikinci şans hak eder. Evet aileden uzak yaşarlarsa mutlu olurlar. Hak ediyor ama Haydar'ın ailesi biraz İlayda'ya karşı kötü davranıyor. Yorumu gelmiş Samiye Hanım'dan. İlla hak ediyor, çocukları var. Evet bir şans daha versinler diye düşünüyorum. Değer Ali demiş ki barışırlarsa çok mutlu olun. Bence barışın gitsin, çocuklara yazık. Dava barışıp barışmama mevzu değil. Dava kendini ne kadar düzeltip düzeltmediğin mevzu. Yani eski fabrika ayarlarınıza geri dönmediğiniz sürece, gerçek kimliğinize dönmediğiniz sürece 10 kere barışın 10 kere ayrılırsınız. 10 kere boşanın. Maalesef öyle. Hayatında biri var mı Haydar? Biraz sert ve net sordum ama. Kız arkadaş olarak. Evet. Yok. Hatta şöyle. Yayına çıkmadan önce İlayda'nın babası aramıştı beni. Hı hı. İlayda'ya da ulaşamamıştı. Telefonu kapalıydı. İlayda yanımdaydı. Telefonu verdim İlayda'ya. Hı hı. Otele çıktı kıyafetlerini almak için. Telefon ondaydı. Hı hı. Instagram'a girmiş. Neye bana girmiş? Gelen Instagram, sosyal medyaya girmiş. Benim hesabıma gidiyor. Hı hı. Oradaki gelen bir sürü mesaj gelmiş. Selamdır. Sana aşık oldum. Harikasın.
Sosyal medyadan sana gelen mesajlar evet, var. Evet, bayağı bir gelmiş. İlayda onların hepsini silmiş mesela. Telefonu elime aldım, bir baktım. Arka tarafta mesajların hiçbiri yoktu. Ne kadar güzel söylüyor. Çünkü her seferinde onlara girip bakma hani gereksinimi duyuyor. Kim bana ne yazmış, kim ne yapmış. Yazma gereksinimi kendisi gösteriyor zaten mesela. Bak bu yazmış, bu yazmış, öyle olmuş. Ya mevzu olmuş. O değil. Aslında İlayda'nın burada bana karşı... Bilmiyorum, hani tutarsız olması, tamamıyla çok emin olmaması. Tutarsızlık ben konuda, mı? Ben bu konuda... Tutarsızlık konusunu açarsak çok tutarsız size gelen mesajları eşinize gösterdiniz mi? Ben orayı anlamadım. Hayır, ben göstermedim mesaj falan. Kendisi babası diye telefonu aradı. Hayır, ben size gelen özel mesajları söylediğiniz bana da böyle yazıyorlar. Dedi mi size bunu? Sizin nereden haberiniz var? Yerlotçi'de çıktığımızda göstermedin mi telefonda? O ayrı. Ayrı mı? Aynı şey. Neyse. Ya neyse, konu mevzu bu değil tabii ki de tutarsızlık konusuna geçersek diyorum çok tutarsız çıkarsın. Tamam, sen haklısın. Ben yanlışım. Şu hayatta hep ben yanlışım zaten. Şu saatten sonra da ben yanlış olayım. Sırf senin gönlün olsun diye. Peki sen siz niye sildiniz mesajları? Sizi yani zaten ayrılmaya karar vermişsiniz. Artık İşte ben de ondan şey yapıyorum yani, neden? İlgilendirmez. Niye mesela silme gereği hissettiniz? Mesela şu yüzden söyleyeyim. Yayına çok bağımsız bu konu aslında, oradan şöyle bağımsız. Hiç bence bağımsız değil. Boşanmak üzere olan bir kadın hiçbir şeyde şunun ifade için yaptım, onu anlatacağım. Yayına çıkacağı zaman kıyafetlerini hazırladım. Yani bu kravat bence çok resmi duruyor dedim. O dedi ki benim kıyafetlerime karışamazsın. Senlik bir mevzu yok dedi. Ben de sildim dedi. Sildikten sonra o kıyafet almaya gittiğimizde biraz crop falan bakacaktım. Gelmeye bunları mı giyeceksin dedi, böyle yaptı. Çok açık değil mi falan dedi. Ben de ona istinaden sildim bunları. Dedim ki bak öyle. Karışma sen de. Karışılıyor muymuş, karışılmıyor muymuş diye. Yemin ederim. Kaç yaşındasınız siz ya? 27-28'e gireceğim ben. Daha 20'ye yeni basmışlar gibi. Şimdi bir cümle kuracağım, onu da doğru kurmaya çalışıyorum. İlayda'yı daha samimi buluyorum. Şu açıdan samimi buluyorum. Mesela boşanma kararında, ayrılık kararında, kararın arkasında durma konusunda çok daha samimi buluyorum. Doğrudur Esra Hanım, bir şey diyemem. Ya çünkü şöyle söyleyeyim size. Orada oturmakla burada oturmak arasında çok büyük fark var. O oraya geçsin, sen buraya gel. Ne değişir? Şöyle söyleyeyim ben size. Genellikle sizin stüdyoya başvuran kişiler, daha doğrusu programa hep oraya oturuyor. Cinsiyet ayrımcılığı yaptığımı ayrımcılık iddia değil, ediyorsunuz. Esra Hanım lütfen. Şimdi kalabalık olarak orada bir ambiyans mevcut. Ama buradaki sanki bir suçlu pozisyona düşüyormuş gibi kendini ifade etme derdinde. Koltukta çok rahatsız bu arada. Ondan ayağa kalkıp duruyordum. Gerçekten bak, ondan kendimi ifade edebilmek için ayağa kalkıyordum. Hani demek ki programı dikkatli size... izlemiyorsun. Çünkü seyircilerim benim ne kadar adil olduğumu bilir. Bu program... Şöyle neticeleniyor. Şu kapıdan haklıyım diye girenin mağdur eden olduğu ortaya çıkıyor. Ben televizyon mağdur haksızlık edenin de mağduriyetinin arkasında oluyorum. Ben her zaman objektif oldum. Sizleri tanımam. Sizler benim hayatımda bu yayın süresince görürüm. Ama anlatmış olduğunuz olaylar, kendinizi ifade etme, tavırlarınız, olayların gerçekleşmesi... Ve az çok yayıncılık tecrübemle de ben zaten haklıyı haksızı aramıyorum. Evet. Ben insanları bir araya getirmek istiyorum. Benim için bir araya gelmeniz sizin barışmanız, yuvanızın kurtulması da değil. Bazen bitmesi gerekiyorsa o sağlıklı bitişin bile arkasındayım. Siz şu anda bu kıvamdasınız ya, ben kazandım. Çünkü bak, siz buraya geldiğinizde birbirinize bağırıyordunuz. Öfkeniz, dilinizin kemiği var mıydı? Yok. Var mıydı İlayda? Kesinlikle yok. Senin var mıydı? Yok. Şimdi hangi kıvamdasınız? O rahatsız sakinlik koltukta. Sakinlik ve sükunet söz konusu. Kim, nasıl oldu bu? Sayenizde. Ya. O yüzden ne kadar adil olduğumu gör. Ha, şunu kabul etmem. Şiddet konusunda İlayda da haksız, sen de. Şiddete affım yok, şiddete geçişim yok. Hele iki tane yetişkin böyle cicili bicili giyineceksiniz çocuklara... Bu eziyeti yapıyorsanız mesela, o konuda benim gözümde eksizsiniz. Ya, anne babalık konusunda. Yani çocukların
çocuklar masum geliyorlar dünyaya. Pırıl pırıl geliyorlar. Kendi şahsiyetleriyle dünyaya geliyorlar. Onların yaşamını karartan aslında ve yaşamında gelişen anne babaları. O evde büyüyen bir çocuğu, yani tohum gibi düşünün. Çocuğun içine bir tohum attınız siz. Öfke tohumu attınız. Ne çıkacak sizin çocuklarda? Öfke. Öfke çıkacak. Sevgi tohumu atın. Ne çıkacak? Sevgi. O yüzden bu konuda haksızsınız ikiniz evet, de. Evet öyle şimdi. Yani o konuda affım yok. Ama onun haricinde hayat sizin. Yaşam sizin. Bugün kızarsınız, yarın küsersiniz. Barışırsınız. Mesela boşanırsınız burada. Dersiniz ki biz çok mutluyduk. Esrar ol bizi boşadı. Yani ben bak bunu da yaşadım ha. Bak bunu da yaşarım. Yani insanoğlunun kaç yüzde olduğunu bilecek kadar olgunluğa sahibim. Ya da sizi barıştırırım. Ya biz birbirimizi sevmiyorduk, bizi zorla barıştırdılar da dersiniz. O yüzden hayat ve karar sizin. En sağlıklı kararı verin. Şimdi bir de seyircilerim benim için çok önemli. Ne görüyorlar karşıda? Onlara sorduğumuzda bak %50-50. Evet barışsınlar, hayır barışmasınlar. Bazen sağlıklı da ayrılmayı bilmek lazım. Kesinlikle. Hazır mısın bu ayrılığa? Evet. Yani daha önce de 3 ay, 5 ay, ne bileyim 2 ay Haydar sana sormuştum değil mi? En evet. Uzun ayrılığınız 2 aydı. 6 ayda oldu. Yani bu diğeri gibi değil. Burada somut bir adım atacaksınız. Ben buraya gelmeden önce çok düşünerek geldim zaten. Ve bir karar verip geldim. O kararın üzerinden ne olursa olsun dönmeyeceğimi düşünerek geldim. Ve hala kararın üstünden dönmeyeceğim net. Ya bu bir intikam mı? Haydar'dan alınacak benim. Hayır kesinlikle benim. Değil. Hiçbir şeyi tekrar düzelmeyeceğini bildiğim için, her şeyi tekrar başa saracağını bildiğim için bu konu üzerinden asla dönmeyeceğim. Yani şunu, boşanma konusunda kararlıyım. İlayda konusunda hep şunu belirtmek istiyorum ben. Haydar şunu söyledin ya işte bu tarafa oturanlar. İlk önce onu cevaplandırmak karşıya istiyorum. Karşıya da aynı koltuktan yaptıralım seneye. Programda aslında tabii siz kendi şahsınızı ifade ettiğiniz için kendiniz açısından aileniz önemli. Ama ekran başındaki insanlar için ya da verilmek istenen kişiler değil. Olaylar. Sizin nezdinizde olaylar ve olgular. Evet. Şimdi o anlamda baktığımız zaman İlayda'nın pozisyonunda çok Türkiye'de kadın var. Yani 15 yaşında anne olmayı ya da evli eş olmayı öğrenmesi istiyorlar ve bir çocuğu alıyorsunuz, bir aileye getiriyorsunuz. O ailenin kuralları diyorsunuz ki bu. O kurallarla birlikte bir de eş ol, anne ol diyorsunuz. Ben olamadan biz olamaz. İlayda önce ben olmalıydı. Sonra birlikte siz olacaktınız ama ona bir şeyler dayatıldı. Bir de şu var bizim ülkemizde, biz anneliği, eş olmayı, o sofra etrafında nasıl oturmamız gerektiğini aslında annemizden, ailemizden öğreniyoruz. O bunu da başaramamış, o yüzden de eksik. Evet. O yüzden onun ben olmasına izin vermen lazım diye düşünüyorum ben. Evet. Belki tekrar bir araya da gelebilirsiniz. Her şey olabilir. Ama o ilk önce ben olacak İlayda. Peki. Allah senden razı olsun. Allah seni kimsenin başından eksik etmez. Nefes aldıkça umut hep var. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.